İnan çok korkuttun bizi. Yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim? İnsan kardeşi için korkmaz mı? Bakın İnan. Şu an bana çok kızgınsın biliyorum. Nereden çıktı bu kız? Niçin girdi hayatımıza? Kafanda bir sürü soru var. Kendince haklısın da. Ama ben de seninle aynı durumdayım. Ben de her şeyi yeni öğrendim. Ya bilmiyordum hiçbir şeyi. Birbirimizi tanımamız, anlamamız için biraz zamana ihtiyacımız var Mina. Ama bugün seni o halde görünce bütün her şey benim için anlamsızlaştı. Kavgalarımız, kırgınlıklarımız, kendimizi suçlamalarımız. Hiçbirinin anlamı yok artık. Mina, ben bundan sonra buradayım. Kabul etsen de etmesen de asla pes etmeyeceğim. Biliyorum şu anda yolunu kaybetmiş gibi hissediyorsun. Hiçbir çıkış yolu yokmuş gibi. Her şey bitmiş gibi. Ama öyle değil. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Lütfen izin ver o yolu birlikte bulalım. Beni çağırmışsın Mina. Ben de senin yanına gelecektim nasıl oldun diye. İyi misin? Biliyordun değil mi? Hastanede yanımdayken babamın Ala Nur Hanım'la gittiğini biliyordun. Biliyordum. Biliyor musun, ben neredeyse sana inanacaktım. Ama sen de bana yalan söyledin hepsi gibi. Mina, ben o an söyleyemezdim. İyi değildin. Şimdi çok mu iyiyim sanıyorsun? Mina bak, ben şu an senin durumunu çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Babamıza, babana çok kızgınsın. Kendince haklı sebeplerin de var. Ben de kızgınım. Anneme, babama. Ama ben bu süreçte yeni bir şey öğrendim. Aşık olmak çok güzel bir şeymiş. Sen hiç yaşadın mı bilmiyorum ama hele ki kaybetme korkusu yaşadığında elindekini yitirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Annemle babamızın bir arada olması bunca şeye rağmen bu yaşta sevgileri için hala mücadele ediyor olmaları sence çok değerli değil mi? Onların bir arada olması bizden vazgeçtikleri ya da seni sevmiyor oldukları anlamına asla gelmiyor. Mina, herkesin mutlu olmaya hakkı var. Senin de. Abilerin, Aslı, ben senin mutlu olmanı çok istiyoruz. O yüzden ne zaman konuşmak istersen biz her zaman senin yanındayız. Bunu unutma, tamam mı? Teşekkür ederim. Beni kurtardığın için. Gel. Herkes ufak tefek bir şeyler aldım. Bunlar da sana. Ben hediyeyle kandırılacak yaşı çoktan geçtim. Mina, sadece çocuklara hediye alınmaz ki. Kardeşler de birbirine hediye alabilir. Açmayacak mısın? Thank you.
kitabı çok severim. Bana çok iyi gelmişti. Okumuştum. Bazen kimsenin beni anlamadığı, hatta kendime bile anlatamadığım zamanlarda hep yazarım. O gün ne yaşadıysam, içimden ne geliyorsa bütün hissettiğim her şeyi yazarım. Senin gibi. Ama bazen yeni bir sayfa açmak gerekir. İnsan kendi derdini kimseyle konuşmak istemeyebiliyor. Çünkü herkes kendi derdini çözme peşinde olduğu için. O yüzden yazmak sana çok iyi gelecek. Güle güle kullan, olur mu? Özür dilerim. Yaptıklarım için. Hepsi için. Ben de teşekkür ederim. Kardeşim olduğun için.